O kadar da iyi olmadı efendim. Evet, pekala. Üflediğim yer biraz o sanki oldu. Evet, sen çalışmaya devam etsem. Norman, neredesin? Norman Price, hile yaptın. Vurdum seni. Çok üşüdüm. Gidip şapkamı takacağım. İşte oldu. Yanmak üzere Elvis. Penny, gelin de bakın. Oo, bu çok güzel Sam. Yanan ateşin kokusuna bayılıyorum. Ateş. Hayır. Affedersin Sam. Kıpırdama Norman. Sana kar topu atmak istiyorum. Kar topuyla vurulacaksam neden kıpırdamadan duruyorum ki? Beni içerideyken vuramazsın. İtfaiyeci Sam'i arasak iyi olur. İşte oldu. Çalışmaya başladı. Burası az sonra ısınmış olur. Merak etmeyin. Harika iş çıkarttın Mike. Acil bir çağrı. Flotların evinde yangın. Flotların evinde yangın çıkmış. Flotların evinde yangın çıkmış. Bir dakika, orası benim evim ama... Beni bekleyin. Yangın mutfakta Sam. Fren alev aldı. Özür dilerim baba. Üzülme Mandy. Benim için senin iyi olman yeterli. Gazı kapat Elvis. Ne oldu? Ne pişiriyordun kızım? Norman'ın annesinin atkısını. Biraz fazla pişmiş olabilir bence. Başım gerçekten büyük dertte. Her zamanki gibi Norman. Radyatör hortumu kopmuş olmalı. Anlaşılan burada kala kaldık. Ama konser ne olacak? Büyük gitarım ne olacak? Belki taşıyabiliriz. Bu harika bir fikir Mike. Şu tarladan geçersek kısa sürede rıhtımda olabiliriz. Hayır, rıhtım şu tarafta. Hayır, kesinlikle bu tarafta. İnan bana, şu buluttan biliyorum ben. İnan bana Penny, Memur Steel'in gerçekten çok güzel bir sesi var, gerçekten. Sence akşamki konserde şarkı söyler mi? Bak ne diyeceğim. Bence sahnede şarkı söylemekten biraz korkuyor. Gerçekten mi? Neyse, sen git konserin tadını çıkar. Ben istasyonda kalacağım. Sakin bir gece olacağına eminim. Bence kaybolduk Elvis. Kaybolmadık. Rıhtım bu tarafta. O tarafta dağlar var ama. Hayır, dağlar şu ağaçların ardında. Bence yanılıyorsun Elvis. Yanılmıyorum. Hatta hiç bu kadar haklı olmamıştım. Nerede olduğumuzu çok iyi biliyorum. Gördün mü? Sana dağlara doğru gittiğimizi söylemiştim. Burası çok özür dilerim Mike. Ama konserin çoktan başlaması lazımdı. Affedersiniz Memur Steel. Elvis'i gördünüz mü acaba? Sanırım kayıp. Critlington kayıp mı dedin? Evet. Yakın zamanda gelmezse konseri iptal etmemiz gerekecek. Çünkü şarkıcımız yok. Anladım. Çek! Çekiyorum! Hayır, bence itfaiye sistemi arama vakti geldi. Mike Flood uçurumda asılı kalmış. Dev bir gitara mı tutunuyor? Ben de sakin bir gece olacak diyordum. Tom, ben Sam. Desteğe ihtiyacım olacak. Anlaşıldı.
Sıkı tutun Mike. Sam az sonra burada olacak. Daha fazla tutunamayacağım Elvis. Sam! Kayışı indiriyorum Sam. Çalışıyordu. Şimdi vakit yok Elvis. Mendinin başı dertte. Hemen denize açılalım hadi. Ama... Hadi Elvis gitmemiz gerek. Tamam Mendi. Sakin ol. Dünya çapında bir yat kaptanı olsa ne yapardın? Odun parçası. Harika. Tamam. O zaman işe koyulalım. Penny, şu civatalar vardı ya. Şimdi olmaz Elvis. Aa, ne oldu böyle? Ben de bunu söylemeye çalışıyordum. Penny, civataları ben çıkardım. Gerçekten çok özür dilerim. Hepsi benim suçum. Aa, tamam Elvis, benim de hatam var. Seni dinlemem gerekiyordu. Penny ve Elvis'in başı dertte olabilir. Tom, helikoptere ihtiyacımız olacak. Tamam, motora ip bağladım. Hadi çek. Çok iyi Elvis. İyi ama şimdi ne yapacağız ki? Civatalar yok. Motoru da tamir edemeyiz ki. Oo, bu Sam. Bunları mı arıyordunuz? Teşekkür ederiz Sam. Her şeyi yanlış yaptığım için üzgünüm. Tavsiyeni dinleyip sakin olmaya çalıştım ama civatalar çıkınca... Yavaş ol Elvis. Şu anda Mendi denize kayboldu ve yardımımıza ihtiyacı var. Sen çok haklısın Sam. Şimdi benim rahatlayıp sakin olmam gerekiyor. İşte oldu. Hadi Mendi'yi kurtaralım. Çok iyi Elvis. İyi tamir ettin. Merhaba Sam. Mendi geliyor. Direği de odun parçasından yapılmış. Bu çok akıllıca, zeki bir kız. Yardım gerekiyor mu? Teşekkür ederim Mendi ama Sam zaten... Bence bırakalım Mendi günün kahramanı olsun ha Penny? Yani evet Mendi. Bu harika olurdu tabii. Bizi eve götür Kaptan Mendi. Merhaba çocuklar. Burada ne yapıyorsunuz böyle? Naz, seni kutup ayısı sandık. Kutup ayısı mı? Neden kutup ayısı sandınız ki? Kardaki büyük ayak izlerini takip ediyorduk ve... Sera bak! Amuz, başından beri senin izlerini takip ediyormuşuz. Sana Pontypandy'de kutup ayısı olmaz demiştim değil mi Sera? Hayır. Yüksek ses çığ düşmesine neden olur. Kanada'da karla ilgili öğrendiğimiz ilk şey buydu. Sorun değil. Yanımda fener vardı. Pilini şarj ediyordum. Almayı unutmuşum. Bir fikrim var benim. Bunu çok iyi düşündün James. Çok endişeleniyorum Charlie. İkizler tipi de kaybolmuş olabilir. Tamam. Hemen itfaiyeci Sam'i arayalım. Oo, gerçekten de ne şahane bir alet bu. Oo, acil durum mu? James ve Sera tipi de kayıp mı olmuş? James ve Sera tipi de kaybolmuş.
Ya bu tam da Satürn'e göre bir iş. Sen Merkür'ü al. Penny ve Elvis siz de Satürn'ü alıp Venüs'le gidin. Telsiziniz açık olsun. Biriz var mı Elvis? Henüz yok Sam. Dur, bu da ne? Onlar olabilir mi? Ama üç kişiler. Sam, sanırım onları buldum. Ormanda bir mağara var. Bulduğun yerin 100 metre doğusunda. Tamamdır Elvis. James, Sarah. Merak etmeyin, sizi hemen çıkaracağım. Teşekkür ederim Sev amca. Teşekkürler Sam. Bizi nasıl buldun? Buldum. Dolly'yi eğitim kulesinden kurtardığın zamana ne dersin? Ama o sadece tatbikat değil, biz cesaret gerektirmiyordu. İtfaiyeci Morris. Moose'un üç kürdan ve bir şişe kapağıyla dağa tırmandığı bölümü okudum. Hem de bunu tek başına yapmış. Biliyorum. Ne kadar cesur bir adam. Keşke Sam'in cesurca kurtarmalarını hatırlayabilseydim. Vay canına, keşke buraya çıkmasaydım. Şimdi ne yapacağım? Ucuz kurtuldun ha? Teşekkür ederim Moos. Başım gerçekten dertteydi. Sanırım hala dertte Mandy. Ne? Buraya tırmanmak sorun değil ama seni de alarak inmem çok tehlikeli olur. Olamaz. Gitme vakti geldi. Mandy nereye gitti acaba? Mandy! Mandy Float! Pontypanty Dağı'na tırmanmak istediğini söyledi Bayan Chen. Belki oraya gitmiştir. Vay canına. İtfaiyeci Sam'i arasam iyi olacak. Pontypanty'ye onu almaya gidiyorum. Mandy Float Pontypanty Dağı'nda kaybolmuş ha? Mandy Float Pontypanty Dağı'nda kaybolmuş. Pontypanty Dağı'nda bir çocuk kayboldu Tom. Anlaşıldı. Henüz onu göremedim Sam. Merak etmeyin, sizi hemen indireceğiz. Onları kuzey tarafında buldum Tom. Geliyorum. Şimdi indirebilirsin Tom. Aşağıda görüşürüz Sam. Hey, siz nereye gidiyorsunuz böyle? Durun bir dakika. Durun! Daha işi bitmedi. İskelenin tamiratı bitmedi. Böyle. İnanamıyorum. Tam da canavara doğru. Bu da ne böyle? Şunu duydunuz mu? Canavar tam altımızda olmalı. Trevor! Dikkat et. Sarah, canavarın sesi bunun gibi bir şey miydi? Ve ben de gördün mü? Sarah çok korktu. Canavarın sesini tanıyor. James!
Herkesin içinde bir telsiz var. Onu al ve hemen itfaiyeci Sam'i ara. Tamam millet, sakin olmaya çalışın. İtfaiyeci Sam az sonra burada olacak. Pontypenty canavarının olduğu gölde mahsur kalanlar varmış. Oo. Bir grup Pontypenty vatandaşı suda bir canavar dolaşırken gölün ortasında kalmış. İpin diğer ucunu yüzen iskeleye bağlamanı istiyorum, tamam mı? Tamam Sam. Merak etmeyin millet. İtfaiyeci Sam sizi kıyıya doğru çekecek. Merkürinin gücü çekmeye yetmiyor. Engel oluyor olmalı. Elvis, şunu tut hadi. Ben su altına ineceğim. Hayır, balık gemi olacaksın. Hazır Sam. Norman'ımı gördünüz mü? Ne bakıyorsun söyle? Sürpriz! Oh, neler oluyor böyle? Sen 1 milyonuncu müşterimizsin Deliz. İşte senin için yaptığımız sürprizimiz. Aa, sürpriz buymuş. Ne kadar büyük bir pasta. Ah, keşke Norman'ım da görebilseydi. Norman, pastadan fırlasana. Çıkamıyorum. Hadi. Aa, Norman'ın sesini duydum sanki. Duydunuz. Pastanın içinde. Norman'ı mı pastayla mı pişirdiniz? Hayır. Pastayı tahtadan yaptım. Ne? Şey olması gerekiyordu. Boş verin, sıkışmış. Çıkarın beni. Deliz, uyan. Şunu kokla. Konfetileri atsam mı acaba, ne dersin? Duman kokusu geliyor. Bana da. Aa, olamaz. Yağın altını kapatmayı unutmuşum. Hemen dışarı çıkın. Çabuk olun. Dışarı çıkın. Pastayı bırakın. İtfaiyeci Sam'i arayacağım. Neler oluyor? Olamaz. Norman'ın pastada kaldı. Merak etme Deliz. Pastayı iterek çıkartacağım. Bu çok büyükmüş. Tamam. Şimdi birinin ayağı yarım kova midyenin içinden nasıl çıkarılır bunu göstereceğiz. Hazır mısın Norris? Tabii ki hazırım. Harika. Ben bunu çıkaramıyorum. Yardım edin. Horfish kafede yangın çıkmış ve Norman Price dev bir pastanın içinde kalmış. Horfish kafede yangın çıkmış ve Norman Price dev bir pastanın içinde kalmış. Norman'ım, zavallı Norman'ım benim. Mike hala orada ve Norman'ı çıkarmaya çalışıyor. Herkes geri çekilsin. Bu
işe yaramıyor. Onu çıkartamıyorum. Geri çekil Mike. Ben yaparım. Sürpriz! İşte gidiyoruz. Kullanıyorum bak. Tıpkı oyunumdaki gibi. Umarım gerçekten itfaiye kamyonu kullanabilirsin Norman. Neden? Çünkü hareket ediyoruz dostum. Ama harika bir itfaiyeci olmanın esas anahtarı çok dikkatli olmaktır. Daima gözünüzü dört açıp sürekli tetikte olmanız gerekir. Bu çok önemlidir. Yardım et! Bu pencere nasıl iniyor? Kıpırdama! Gaz pedalına basacaksın. O da ne? Az önce bastığın şey Norman. Norman'ım itfaiye istasyonuna gitmeyi iple çekiyordu. Bir gün itfaiyeci olabileceğini düşünüyor. Oh, düşünsene. Norman'ın bir itfaiyeci. Bununla çok gurur duyardım. Aa, bak. İtfaiye kamyonunu kullanarak geliyor. Oh, Norman itfaiye kamyonu kullanıyor. Durum fena. İtfaiyeci Sim'i arasam iyi olur. İşte harika bir itfaiyeci olmanın bütün kurallarını öğrendiniz. Oh, geri çekinin öncüler. Acil bir durum söz konusu. Norman Price, Pontypandy'de Jüpiter'i kullanırken görülmüş. Olamaz. Norman Price, Pontypandy'de Jüpiter'i kullanırken mi görülmüş? Olamaz. Ama demin burada değil miydi? Ben burada kalacağım ve diğer öncülere göz kulak olacağım. Dikkat et! Rıhtıma doğru gidiyorsun. Hayır! Olamaz! Böreğim! Daha da hızlanıyor. İskeleye doğru gidiyorlar. Onları yavaşlatmaya çalışacağım. Beni sen önden gidip yolu kes. Başka araç geçmesin, tamam mı? Anlaşıldı Sam. Norman, panik yapma. Motoru durdurmanı istiyorum hemen. Bunu nasıl yapacağım? Anahtarı kendine doğru çevir. Hadi Sam. Şimdi fren pedalına bas, hadi. Hangisi fren? Sol tarafındaki. Sol ne taraf ki? Sağın olmayan taraf işte. Yetişemiyorum. Ben yaparım. Ay, dur! Çok hızlı gidiyorsun. Ay, nasıl duracağımı bilmiyorum. Bunu hiç sevmedim. Hayır. Havalanmaya hazır derken bunu kastetmemiştim. Sıkı tutun. Sıkı tutun. Ne yaptığımı sanıyorsun? İzle ve öğren, Cridlington. İzle ve öğren. Sanırım sıkıştı efendim. Evet. Görebiliyorum Cridlington. Öylece dikilip durma. İtip çıkarmaya çalış. Peki, tamam. İmdat! Yardım et Norman! İmdat! Merak etme Sarah. İtfaiyeci Sam'i arayacağım. Ben yokken uçurtmama iyi bak lütfen. Durdur şunu! Sarah'ın başı dertteymiş. Eski dağ yolunun orada. Şef Boyce ve Jüpiter nerede peki? Sam, küçük bir sorun çıktı. Jüpiter köprünün altına sıkıştı. Hayır. Şimdi ne yapacağız? Yapılacak tek bir şey var tabii ki. Bir, iki, üç, çek! İşe yarayacağını hiç sanmıyorum efendim. Haklı olabilirsin. Çekip çıkaramıyorsak geriye tek bir seçenek kalıyor.
platformu hemen kesmemiz gerekiyor. Oo, hayır! Ne tarafa gitti? Tarlanın karşısına, şu tarafa. Onu tutmaya çalıştım Sam. Merak etme Norman, artık ben buradayım. İmdat! Sakin ol Sera. Merdiven getireceğim. Bağırma sesleri duydum. Sorun ne? Buradayım. İmdat! Merdiveni boş ver. Daha iyi bir fikrim var benim. Yardım edebilir miyim sen? Bunun diğer ucunu tut Muz. Ama sıkı tut. Tamam Sera. Şimdi ellerinle tutunup kendini sarkıt lütfen. Şimdi düşerken sırt üstü düşmeye çalış, tamam mı? Evet. Artık atlayabilirsin. Vay canına. Bu eğlenceli görünüyor. İşte geliyorlar. Merhaba anne. Süslemeleri nasıl buldunuz? Harika görünüyor. İyi iş çıkarmışsınız. Vay canına, bu gerçekten çok güzel. Aa, bunlardan görmeyeli yıllar olmuştu delikanlı. Bak Lili, bir buharlı tren. Duman! Hayır Lili, buhar o. Duman! Biri duman mı dedi? Aa, yangın çıkmış. Olamaz, su kulesi devrilirse treni ezer. Herkes geri çekilsin. İtfaiyeci Semi arayacağım. Yeni istasyonda yangın mı? Yeni istasyonda yangın çıkmış. Tamam, şimdi sakin olun. Kuledeki su çok ağır ve her an yıkılabilir. Elvis, kulenin hemen temeline su sıkmanı istiyorum. Penny, Venüs'e trenin önüne geç hemen. Anlaşıldı Sam. Herkes geri çekilsin. Yanımda kalın çocuklar. Şimdi ilerle Penny. Devam et Penny. Yangın söndü Sam. Ama her an yıkılabilir. Hayır, bütün emektir. Ah baba. Tren iyi. Penny onu tam zamanında çekti. Sana da teşekkür ederim küçük Lili. O olmasaydı yangını göremezdik. Sam! Tren iyiyse yine de açılış yapabiliriz, öyle değil mi dede? Maalesef hayır James. Tankta henüz yeterince su yok. Hey durun! Benim bir fikrim var. Su gerekiyorsa Jüpiter onu doldurabilir. Ne harika bir fikir. Evet, çok iyi. Öyle Elvis. Yani açılışı yine de yapabileceğiz. Hop, parmağım olamaz. Öylece oturup durma Clinton. Yırtı boku hadi şunu. Olamaz. Ne var? Ne olmuş? Tren istasyonundan Garrett. Pontypandy yıldızının tek başına hareket ettiğini ve içinde yolcu olduğunu yazmış. Mikrofona! Çabuk onu önüme doğru it. Sam, Tom, çok ciddi bir kaçak tren vakası var. Derhal istasyonda buluşalım. Evet, tekrar ediyorum, derhal. Helen ve Mandy de o trende. Merak etme Mike, zamanında durdururuz. Güzel tren yolculuğuna bayılıyorum. Sıkıcı yaşlı ağaçlar, sıkıcı çimenler. Mızmızlanıp durma. Bu çok eğlenceli. Ha? Nipper. Ne oldu hayatım? Treni Nipper kullanıyor. Bakın. Yok artık. Hı? Daha neler. Kendin bak da gör o zaman.
nerede? Treni köpek kullanıyor. Umarım nereye gittiğini biliyordur. Aa, olamaz. Treni köpek mi kullanıyor dedin? Hı. Neyse ki artık sıkıcı değil. Tom, Sam, sizi görmek çok güzel. Rayların sonundaki tampona çarpmadan önce o treni durdurmalısınız. Sorun değil Bay G. Atla Sam. Midem bulanıyor. Bakın, yukarı bakın. Tom, Thomas ve helikopteri. Aşağı birini indiriyor. Ah, bu itfaiyeci Sam. Harika. Merhaba Nipper. Bu şeyleri kullanmak için ehliyet gerektiğini bilmiyor musun? Bu inanılmazdı. Aa, kurtulduk. Sen tam zamanında durdurdun. Yaşasın itfaiyeci Sam. Nipper dünyanın en iyi...